Ha, canı sıkıldı. Evet canlar, şimdi bir panelere geldik. Bayağı kalabalık. Yukarı hayvanları şey yaptığımız yere geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Bizimkiler şey almış. Kaz almışlar. Şimdi kol yapıyorlar. Aynen, şimdi gördüler. Kaz yiyeceğiz. Buranın en çok meşhur olan şeylerinden bir tanesi kazdır arkadaşlar. Panayır'a geliyorsanız kaz yememiz lazım mutlaka. Öyle yemeydi. Ben alıştım kendim böyle bir şey yapayım. Ne demek istiyorsun abi? Acaba şurada dolu. Merhabalar şekerim, ben geldim. Hoş geldin. Sosyete nörgüm. Hoş geldin kızım, seferler getirdin. Ne yapıyorsunuz bakalım? Gezmişsiniz. Evet, çok gezmiş. Biz kavuruyoruz. Dayı diye. Aynen, yolda. Evet. Gördün mü peki bizi? Kanki ne yapıyor? Kanki ben neye takılaşmadın? Kanki sen pastırma değil mi? Anne benim yeleğim var şimdi. Kanki sana kazandı. Hiç gerek yok dedi. Tamam, dedi yani. Tokum yani. Hiç gerek yoktu yani. Teşekkür ederiz yine de. Demiyor ki düze gidecekmişiz, bura bayır. Kız ne soğuk var. Kanki burası güneşliydi. Böyle güneş. Soğuk. Garip. Yeredenin soğuğu. Yaka vallahi yaka. Bu nazını mı dedik? Ha, yaktın kanki. 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 Kitleriz, gel oradan kitlenir. Hayır, kitlenmiyor. Gözetliyoruz işte, gel gel, bir şey olmaz. Çantam dönem var. Gözetliyoruz be. O kadar soğuk durmamışım demek. Ne oldu, üşüdün mü abi? Aynen. Turuncu şey var. Kankili mi bu? Kapşonlu var. Serin. O kadar hava atıyordum, soğukta kaldık falan filan. Demek ki soğukta kalmamışsın abi. Yeteri kadar soğukta kalmamışım. Geldin soğuk adamı havasını... Ya, yaka yaka. Bıçak. Anahtarı daha kilitli. Hani anahtar Hasan gitti. Bıçak. Üzüm yeter ya, kesmem madem. Su var mı? Yok, yok. Kabuğunu mu kesmen diyor? Evet. Üzüme su yok, kabuğuna bıçak yok. Sadece gaz, sadece gaz yiyin. Ekmeğinin gazı. Soğan. Soğan ne yaptım ben? Soğan abimle yedim. Abimle soğan. Kızım soğuk, esnaf da. Kanki temizden yandı. Çok sıcaktı. Ne yaptınız bakayım, ne aldınız? Sana bir şey almadık be. Anlat. Her şeyi almışsın. Almadım. Ne aldın? O koltuk orada falan almışlar. Bizim ustabaşının hanımı diye bırak. Çok sıra. Aynur'dan da gazolcu kaldı. Ha, onları yaptı. Fethin onları yaptı. Fasulyeyi de şey kesmiyorsun o. Hazırlıksız geliyor. Kestik koyda. Ne yapacağız? Küt fasulye var, bu yezen bil gibi oluyor. Küt fasulye. Soğumalar mı bunda? Herkes bir araştırmanı yiyse yeter. Onu hiç yeter. Yeter bence. Herkes bir şey oluyor. Dene oluyor. Dene ha. Gondola bindin mi kız? Ooo. Kaç kere bindi? Gondola bindi. 5 poşet koydum. Ece de konmuş. Altı karım diye bindi. 5 poşet onu koydum. Kaçta geldiniz? 12.30'da buradaydı. Geldi falan. Bir acaba geldi. Ha. Suudi okuldan gelmedi ya önce. Aynen, ben de önce işte dersten çıktım. Gel. Poşetin en doğru. Mundar ettim, mundar. Ben öğrenim özelliği bu. Başka ne şeysi var mesela, meşhur olan kazı var. Geldiğimi gaz diyeceksin. Bir de köfteri var. Cevizli helva. Köfteri. Cevizli helvası var. Şehirde duranların keşni, yoğurdunu, kışlık köyde olanlar da kışlık yiyeceğini alır. Kolu kolu kolu. Ben giyeyim. Yani. Başka var mı şu an? Yok. Çok yakıştı. Yani. Ah, pamuk. Ooo, çatır açıldı. Ay, bazı sen de. Ben hazır diyeyim. Ha, sen ağzım ağzım. Şu masa vereyim, olmadı. Ye, ye. Çıktı mı? Yok, çok. Küçük geldi. Yani, kolu gibi de. Anne, bakın. Şunu mu bir şeyden? Kavun gibi.
tuzsuz da zor. Evet, bu böyle yenir bak. Soğan gazeti. Anne ya, dün öyle dalgınlığıma geldi. Saçımı keseyim dedim. Bunu koyarsın. Şimdi en lezzetli. Yapacak bir şey yok. Amatörce bıçağımız yiyemiz olmayınca. Olsun. Çok tatlı olur. Hadi böyle yaparsın. Soğanın haline bak. Hadi bakayım. Sandırma bu. Çutturuyor. Hangi cesaret? Hasan başla yiğidim. Ne diyorsun Sude? Saçımı kesti. Saçlarını kesmiş de. Niye öyle bir şey yaptın? Arkadaşlar burası keçi pazarı, koyun pazarı. Saman satılıyorlar, keçi satıyorlar, koyun satıyorlar. Keçi var, koyun var. Ama saman var. Hadi. Koyun var. Şu taraftan alıyor. Hadi gel. Tamam, hadi. Hani keçileri satmışlar ya. Ay, şurada az bir koyun kalmış. Hani. Saman az götürmüşler bu sene. Tırlarından oluyordu saman. Bakayım. Keçileri sattınız mı? Keçileri sattınız mı? Biraz sattık, biraz sattık. Hatta var. Kışı bitmem ki. Aa keçi. Ben seni çok sevmiştim biliyor musun? Ben seni gördüm. Şş, nereye gidiyorsun kız? Cimcime. Gelin. Burada culuklar var. Diğer adıyla hindi. Hindi. Culukla alakalı bir şey vardı ama hatırlamadım. Hiç size şu an anlatamayacağım. Gulu gulu bir şey vardı bunların eski şeyi. Gulu gulular var. Şurada horoz var bir tane. Ördekler ve kazlar var. Ördek yok burada kaz. Şurada da siyah tavuk. Burada culuk. Ördek, kaz. Korktular, korkutmayalım. Burası da Panayır'ın culuk kaz satış yeri işte. Hangi kolay tiyeli? Gelsin. Teşekkür ederim. Maskemi de öptüm. Ama ört maskeni. Kesin korona olurum ben burada. Maskem yok. Ay, az önce benim maskemi attılar. 8. Tamam mı? 8. Iskırıdan! Ha buyurun, 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 buyurun! Iskırıdan buyurun! Ne ağacından yapılmış bunlar? Aşağıda halı onlar. Burada dolaşmayı çok severdim. Ben
geldi ama şu an hiçbir cezbetmedi. Hatta ilk çocukken buraya geldiğimde en büyük amacım neydi biliyor musun? Ne? Panayır'da su satmak. Nasıl mı? Satabildin mi? Yok hayır yani hep öyle derdim. Panayır'da su satacağım falan derdim. Biraz da yaban mersini. Oranın farkı ne? Bu efendim yaban mersiniyle fermantasyon usulü yapılıyor. Evet. Bunlar da efendim şalgam pancarıyla sıcak su fermantasyonuyla yapılıyor. O da şalgam pancarıyla. Aynen. Bu Edirne zeytini, bu domat Akhisar zeytini. Yaban mersini pek kalmıyor. 12 defa bir banyo yaptırılıyor zeytin fermantasyonunda. O yüzden bu da bizim domat ızgaramız, çekirdeksiz. Dilimlenebilir, yıkanılabilir. Bir de soslusu var onun. Bunlar da özel iri ızgara. Bir de eşek zeytinimiz var. Orijinal adı eşek zeytinidir. Bilginiz olsun. Alıyor musunuz? Ne kadarmış biliyor musun? Ne kadar? 225 kilosu. Evet. Ne kadar bu? Kestane ne kadar? 30. Ne kadarmış? 30. Vallahi fazla. Ay alıp şey ondan istiyorum. Neden? Çok kalabalık arkadaşlar, aşırı derecede bayağı kalabalık. Detaylı bir şekilde sizlerle çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yaklaşık 600 yıllık bir hizmeti var bunun. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma. İçerisi meyve özlü bunlar. Elma, çilek, portakal. Evet, o aynı o. Buyurun efendim. Gülay al. Ben vereyim. Ver burada adam el. Sağ ol, Allah razı olsun. Buyurun, buyurun. Çay var, gözleme var, ayran var. Buyurun abi. Buyurun efendim. Küçük küçük bir oğlum var. Çay gözlemelerimiz, buyurun. Peynirli gözlemeler, buyurun. Buyurun. Çıtır çıtır. Abi gel, nereye gidiyorsun? Oho, hoş geldin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hemen şuradan çay var, gözleme var. Buyurun. Abi nereye gidiyorsun müdür? Müdür nereye? Teşekkür ederim. Merakla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çay istedik. Tamam görüşürüz. Buyurun aferin. Çay var, gözleme var. Dişime yapıştı. Dedim yapış yapış diye. Boş boş bağırıyorlar. Güzel ama çocuklar için çok aşırı şekerli. Adam öldürüyorlar. Zaten şeker o. Aynen. Şekerden yapılıyor. Gidiyoruz. Adam öldürüyorlar. Bakın aşağıdan tadına bakmak lazım. Ucuzluklar alın. Tamam mı? Abi bak burada ben sofra sordum ya 50 lira aldım.
İki tane yeter herhalde. Yakın. Şimdi ben de... Ablam yedi mi? Ablam yedi mi? Ablam yedi mi? Üç buçuk beş aldım. Gerekli üç tane son birer mi? Bir tane daha aldım. Küçük yok mu ya? Kalmasın. Şöyle ama bayağı küçük. Boş. Sen aradan dur gel kabur alalım. Otur böyle. Ben metro alıp geleceğim. O yüzden bekletiyorum seni. Bırakamıyor seni ya. Çıkmaz abi, çıkmaz. Abi yok. Kendimizi yaptık. Artık eve hadi. Kanki Nurgül bak bir. Şöyle bak. 180 abi. Şimdi bu kadar güzel olmuyor. Abi şöyle say paranı. Bunun yeşil değil de şu rengi güzel. 12, 15, 20, 25. Bu iyi gibi. Daha iyi güvenli. Arkadaşlar bunu ne yapacağız hemen söylüyorum. Bunu tereyağını yaparken karıştırmak için tatlı yayıkta. O yüzden aldık bu kadar. Alalım haydi. Bu ne kadar? Buyurun. Ne kadar? 35. 35 tamam. Poşete mi koyuyoruz? Ne kadar? Sen ne kadar? Ağır mı? Ya baksana çok yoruluyorum. Güzel. 10 alman 100 olur. Nasıl ister bunu? Ne bileyim ya, pahalı da ya. Aferin sen. Üzerine bir de reklam. Abi buyurun. Kolay gelsin. Kameraman çek. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Abi tatlılar kaç tane? 3 lira abicim. Bu meşhur gelenin alıcıydı. Alıç. Yarın yapacağım ya. Ne kadar? Murat abi ne olacaksın hadi bakalım. Kilo bulduk ya. Kiloyu bekliyor. Başla bir kilo. 4 kilo Çikolatalı. Ha bunlar birer kilo. Al da şeyimiz tamam. Abi şuradan bir özel bulup neyi satarız? 220 lira ablacım. 70 lira. Bu mu? Kilo. 2000 lira. Kilosu 70 lira. 20 lira karıştı. Şunlar şunlar. Anneciğim şunlar senin. Yeğenim hayırlı işler. Hoş geldin. Size ne istedin abi? Senden bir tane verelim. Evet. Beş kilo var mı? Ben biraz mutlanmışa benziyorum. Bakalım. Sen dediğin olmaz mı benim? 55 yok. 5 kilo. Sana hangi Asıl siz bana vermeniz lazım. Reklam yok değil mi? Sen kader misin? Kanal yok YouTube'da. Ama bizim bir şey yok. O adamı da buldum. Sen ne yapıyorsun? Daha bak doğal keş bunlar. Doğal değil mi? Doğal tabii. İyi. Valla ben hiç fayda olduğunu da bilmiyordum. Annem sabah çekiyor. Hoş geldin. Adam erkeği geldi. Masal yiyeceğimiz. Sıcak ekmek, sıcak ekmek.
Aa, ekmek meşhur oldu. Yak somun. Ben kendim böyle çok mutlu hissediyorum. Bakayım. Bütün çocuklara altın. Kaç beşi bir yerde, yüzü bir yerde takmışsın alası diye. Hiç uğraşmayın beşi bir yerde takmışsın. Aynen, şimdiden takıver. Buyurun efendim. Kolay gelsin. 10 tane mısır alabilir miyiz? Tut. Buyurun. 1 lira tanesi. Son burada çay. Bu ekmekler nasıl yapılıyor? Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi bu ekmekleri biz alıp satıyoruz ama hani içeriğini tam olarak bilmiyoruz. Bunlar Şimayar ekmek alacağım. Trabzon Ansiköy'den geliyor bize. Tamam. Gayet doğaldır. Diğer somun ekmekleri gibi değildir. Bayatlamaz. Dolapta bir ay muhafaza edebilirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ben de gideceğiz az zaman. Aslan buradan alın. Ondan sonra soğanları ben soğanları yapalım. Hadi al al getir istersen. Bakayım. O küçük boy iyi değil mi? Bu iyi. İyi, iyi. Evet. Şunlar yok, iri. O iri hala. Şu iyi güzel. Aha, iri. Bundan 3 poş çorba alayım mı? Olabilir mi? Kaç kilo olur? 3-5'er kilo olur. 5 bize yetmez. Ben kendime 3'er alayım sen daha. Arabaya koysam ya. Durun mesela. İkisi de bir güç durur. Durur. Tamam 25 kilo da ben bir alayım. Biraz yapın 25'ten yap torbasını. Abla yapma sahibinden. Yaparsın yaparsın. Yaparsın yapar. Her kazan. Şey mümkün bence. Bence de. Sünnettir. İyi bekliyorum. Abla zaten toptan fiyatı bunlar. Yanlış bir alma. Sen bir sene de aldın. Yanlış bir kuru alın. Şundan alacağız. Bak yok takma. Ne bu? Bırak anne. Ne bu? Şunlar da karşılıklı mı yapıyor? 7 lira. Şimdi bak fasulye de var ama. 5 lira. Şunlardan çok alalım. Şunlar şunlar lazım. 3 ekra. Nasıl? Alıyor 5 kuruş. Onu bana ver ablaya. Bu bir zaman da ona. Bunlar da. Beş kilo yeşil değil mi? Evet. Arkadaşlar hadi bak. Canlı yayın var. Hadi bir otel bir zıplayın. Zıplayayım mı? Zıplayamam mıyım ben ya? Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Renk geçti. Başkanlar. Kanguru yaptı bizi ya. Nerede? Nerede? Kanal mı var? Ramazan. Ya YouTube mısın? Hadi koş Ramazan, para ver, koş buraya, koş! Bak bak be! Şöyle gel. Dur bakayım Hasan, şeylere bakayım. Nohuda bakacağım. Bak bakalım, burada duram, yanınca bakalım. Pardon. Halil Bey'i de çek. Bak. Bu lüks diyorsun. Evet. 25 kilo alalım biz bundan. 20 ondan 5 bundan mı? Yok, hepsi bir olsun ya. 20. Tamam. Çuval ne kadar geliyor? 20 olsun. 25 kilo tam çuval. Tamam 20 olsun ya. Varmış biraz daha. Tamam. Fazladan 20. Şey yapmayalım. Abi, Ahmet Bey. Abi açma dur. Açma. Ne oldu açma. Ablacığım, şimdi evet. 25 kilo pirincim var. Kaç tane? Nasıl? Fiyat. 8'den yaptım ya. Tamam. Ondan sonra 10 kilo nohut. Evet. Ben de icatçıyım biliyor musun? Mucizim. Face Twitter gibi benim de buluşum var. İsrail'den istedi ama vermedi. Niye? Kendim şey yapacağım, yazılımı hallettim. Son bir işim kaldı. Ama çığır açacak. Gerçekten güzel bir buluşum istedim. Mısır. 5 kilo. Nohut. 18 demiştik. Mercimek 5 kilo değil mi? Evet.
bu kadar. Anneciğim ne olur. Nohutun kilosu ne kadar? 20 ama 18 yapar. Okay. Mercimek de aynı fiyata geldi. Tamam. Şimdi mercimek de 18. Evet. 2, 3, 4 kalem. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Hadi gel. Bakın, vallahi beni aşıyor. Beni aşıyor. 450 yapalım. Evet, bana da ikram yaptınız. Bana da yapacaksınız. Beraberiz zaten. Bırak, yere at. Hadi gidiyor. Eller doldu. Bizimkilerin şeye nasıl başlıyor? Buyurun. Arabayı yönetemi oldum ama nasıl yönetemi? Şimdi bulguru falan bitirdik arkadaşlar. En son giderken soğan pazarına geldik. Burada bir sürü sıralamışlar. Evet, sen. Nerede biraz küçük gibi. Evet efendim. Buna irisi var mı? Heh. İrisi yan tarafında hemen. Ne kadar? 40 lira efendim. Şu görmüş olduğunuz soğanla. 40 lira niye? Evde 30 lira. 20 lira. Beyazlar ucuz. Ondan 20 lira. Aynen 20 lira. 30 lira. Bunu 30 lira desen olmuyor. Nerede? Yenge size yardımcı olacağım. 35 lira olur. Eğer istiyorsanız. İstiyorum ben bir çuval alacağım da. Aynen. 30 lira verip. Toplam verdiğim fiyatta 35 siz üzülmemek için öyle olur. Dışarıda vermeye imkanımız yok. Tamam. Kaç tane? Bir tane. Alacağız mı? Yok, almış bizimkiler ya. Evet arkadaşlar, bakın hemen köylü kızı moduna girdik. Ben size yine söyleyeyim, yani her zaman ortama ayak uydurmak zorundayız. Çünkü hayatı böyle yaşıyoruz, yani onun haricinde bir yaşayamayız ki. Şehre gittiğinde şehirli kız olacaksın, köye geldiğinde köylü kız olacaksın. Olay bu kadar, bitti. Şimdi hemen geldim ben köye, hemen üstümü değiştirip bir çorba yapayım dedim. Tarhana çorbasını da özledim, mis gibi koktu valla. Bakın tarhana çorbası pişiriyorum. Misafirimiz var. Bizim geldiğimizde varmış. Öyle çorbayı pişireyim. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra erkenden yatmamız gerekiyor. Yarın çünkü çok yoğun bir yorucu gün bizi bekliyor. Yarın arkadaşlar patates sökeceğiz. Şu dağ evi dediğim yer var ya, bahçe, orada patatesleri sökeceğiz artık. Gibi tam salatası falan kıvamı yerinde. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Çok güzel bir tane kamera gördüm arkadaşlar. Birileri önerdi. İnşallah nasip olur mu bilmiyorum ama ondan alırsam eğer böyle etraftaki ses falan engelliyor. Yaka mikrofonu falan var. Böyle GoPro gibi, hani küçücük, hatta daha küçük. Ama GoPro'nun, yani GoPro o kameranın yanından bile geçemez. Çünkü karanlıkta falan efsane çekimleri var. Çok küçük ama gerçekten çok iyi iş başarıyor. Birkaç tane videosunu izledim, tanıtımını izledim. Nasip olursa bakalım ondan almayı düşünüyorum. O da hani böyle kalabalık yerlerde falan yaka mikrofonu taktığım zaman çok rahat bir şekilde dışarıdaki sesleri engelliyor en azından. Çok daha güzel, hem görüntü kalitesi olur hem ses problemi olmaz asla. O yüzden eğer ondan alırsam, nasip olursa, çok daha güzel videolar sizleri bekliyor arkadaşlar. Aklımda çok güzel yeni içerikler var. Onları da sizlerle paylaşacağım nasip olursa. Yine tekrardan bomba gibi köye dönüş yaptık arkadaşlar. Ehliyet derslerim bitti. Sınava yakın bir hafta ders alacağım sadece. Buralarda da biraz hani alışırım. Köyde çok öyle sorun olacağını düşünmüyorum. Köyde biraz da alıştıktan sonra ehliyet kolay bir şekilde inşallah alırım arkadaşlar. Haydi bakalım. Umarım videoyu beğenerek, severek izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.
Haydi bakalım. Mis gibi koktu.